Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Şahin Gözü Herkül sinerjisiyle deneyeceğiz arkadaşlar. Herkül'ün sinerjisini bir okuyalım şimdi. Burada diyor ki Şahin Göz rakibin gücünü çaldığı zaman, daha doğrusu bir güç barı çaldığı zaman tam galiba, saldırı puanını %40 arttıracak bir hiddet takviyesi kazanıyor 20 saniye boyunca. Maksimum 3 tane istifleniyor. Yani 3'ünde alsa %120 saldırı arttırımı yapılıyor arkadaşlar Şahin Göz'e. Ama rakibin bir güç barını çalmamız gerekiyor. Yani bir bardan bir bara düşürmemiz lazım bunu yapmamız için. Valla çok güzel bir hasar takviyesi Şahin Göz için Herkül'le birlikte. Yakın zamanda da Herkül'ü kozmik takviyelerle deneyeceğim arkadaşlar. Birkaç gündür düşünüyordum o videoyu. Evet. Şimdi Şahin Göz'ü Herkül'le bir test edelim. Sadece Herkül'le ama. Ondan sonra da birkaç ekleme takviye daha yapacağım. Birkaç sinerji daha ekleyeceğim yani. Şimdi ilk önce böyle bir başlayalım. Başlıyoruz. 5 yıldızlı R5. 6 yıldızlısı yok maalesef. 5 yıldızı test ediyorum, o yüzden zaten daha adil olur. 6 yıldızlısı olsa onu da test ederdim ama. Evet. Şimdi ilk başta hasarımız normal tabii ki. Onu bir güç barına çıkardım mesela şimdi. İki güç barına çıkaralım. Bloğa. Bloğa özel saldırı atarsa iş değişir ama. Şimdi bir güç barı çaldım ondan. Aynı zamanda aşırı kanamayı da attık arkadaşlar. Hemorrhage yazdı. Sonra hemen ikinci hiddeti alalım. Şöyle. İkinci hiddet de geldi. Kışatkır da beyaz parlıyor nedense. Üçüncü hiddeti de alalım. Bakın 1093 hasar falan veriyor. 1093 kanama hasarı. Bir yandan da hemorrhage var. Süper yeteneğimiz oluyor. Derin yaraları ustaladığı kanamamızı oldukça uzatıyor. Sürekli 3 hiddette kalabiliriz aslında her güç barını çalarak. Bu sinerjiyle her sürekli L1 atarak oynamak şart arkadaşlar. L2 atarak hiddet kazanamayız. Onun güç barını çalmamız gerekiyor. 2 etti. Bir tane daha çaldık. 3. 3 hiddet olunca gördüğünüz gibi 1093-265 hasar veriyor. 265 süper yeteneğimizin verdiği. 1093'te kısa kanamamızın verdiği hasar. Bakın toplam 1500-1600'e kadar çıkıyor kanama hasarımız. Vallahi senin kanın akar mı karosuna çok iyi gider Herkül sinerjisiyle. Bu sayede. Mesela şimdi hiddet kazanamayız. Çünkü güç barını doldurmadım. Onun önce güç barını doldurmam gerekiyordu. Ayet oldu şimdi ya. Ucundan doldu. Dolmaz sanıyordum. Sorun yok. Şöyle hiddetimizi aldık gene. Böyle güzel çalıyor ki gücünü yani. Hiç güç barını doldurtmuyoruz zaten rakibin. Tabii bir yerden sonra yetersiz kalacak. Garanti dolacak bir yerden sonra. Üçüncü hiddet geliyor. Geldi. 1093 ama diğer süper teneğimizi atmadık da. Küçük bir ihtimalle atıyoruz onu çünkü. Gene atmadı. Dayak yedik. Bir de sersem yedik. 1267 kanama hasarı görüyorum şimdi. Gitti. Evet. 1035. Az bir şey kaldı. Bakalım kaç vuruş oldu toplam. Bunu indirdikten sonra göreceğiz. Ve indi. Bakalım kaç vuruştu almış. 173. İlk denememde 158 vuruştu almıştık. Hiddetleri biraz zamansız aldım. Kimisinde güç barı çalmadım falan. Şimdi birkaç sinerji eklemesi daha yapacağım. Şöyle sonlandıralım. O sinerjilerle mükemmel bir hero'ya dönüşüyor zaten. Ama işte onu kimse yapmaz normalde ama en azından hasar potansiyelini göstereceğiz. Şöyle teknolardan arkadaşlar. Dark Hawk'u alıyoruz. Beceriden de Kara Panter Kahramanların Savaşı 2 tane alıyorum. Bunu Body Lee'den gördüm arkadaşlar. Body Lee'nin videolarını izliyorum her dakika zaten. Şahin Göz'ün sinerji videosunu da Body Lee'den izledim zaten. Gayet güzel bir sinerji yapmış. Şöyle açıklayayım sinerjiyi. Şimdi Dark Hawk Şahin Göz'e %5 kritik puan ve hasar veren zayıflatıcılar %40 daha güçlüdür özelliği veriyor. Sonra Kara Panter Kahramanları Savaşı %25 kanama hasarı veriyor. Aynı şekilde 4 yıldızlısı da %25 kanama hasarı veriyor. Bakalım bu şekilde Şahin Göz nasıl kanatacak arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. En azından 2 kişi de deneyeyim bu kez bunu. Şöyle alalım.
bir gün Kara Panter kahramanların savaşı bufflanırsa vallahi belki bu sinerji kullanılır. Ki zaten onun bir gün bufflanacağı %100 arkadaşlar. Kesin bufflanır. Daha açıklama yok ama. Evet. Yine bir güç bölümünü doldurdum kış askerinin. Başlıyoruz. Bakalım ne kadar hasar verecek. Hiddetsiz. Yani bir hiddetle 1198 arkadaşlar görüyorsunuz. 1198 ne demek ya? Şimdi ikinci hiddeti alalım. Aldık. 1637'ye çıktı. Süper yeteneğimizi atsak iyi olur. Tabii. Full potansiyeli görmek için süper yeteneğine ihtiyacımız var. Atmadı. 2077 normal kanama hasarı atıyor ama gördüğünüz gibi. Evet, bu kez güç özel saldırısını atmasına izin verelim. Bize süper yeteneğimiz lazım şu anda. Hadi bu kez attırmayalım. Şöyle. 1637. Üçüncü hiddeti alalım. Ah gene süper yeteneği atmadık ama 2077 kan atıyor normal kanama gördüğünüz gibi. Çok daha hızlı dövüyoruz. Tabi sinerjiler sağ olsun. Normal hasarlarımız da pek fazla değil. 2516 geldi. De bir süper yeteneğimizi atmadık. Olmadı. Bir sonraki dövüşte görmeye çalışacağız süper yeteneğimizi. 2077 vuruyor gördüğünüz gibi. Evet. Gene atmadı. Atmıyor, ne yapalım. Ama tek kanamasının 2077 Nick Fury'nin kanaması kadar hasar veriyor vallahi neredeyse. Çok fazla. Gene atmadı. 2516. Tabii suikastçı ustalığı aktifleşti. Onun da etkisi var. De bir de süper yeteneğimizle beraber görsek kanama potansiyelini tam olacak. Gene atmadı. 1967. İki hiddetimiz var o yüzden. Şöyle ağır saldırı atıp bitirelim. 134 vuruş da aldı galiba. Yanlış görmediysem. Evet, 134 vuruş. Fena değil. Ama tüm bu sinerjilerle 134 vuruş da alıyor. O biraz işi üzüyor yani. Bir de yani iki tane kara panter getirmem gerekiyor bu sinerji için. Evet. Bir de Kaptan Marvel'la deneyelim. Sonra da bitirelim. Herkül'e Bay Fantastik'in sinerjisiyle denesem nasıl olur acaba böyle? Çünkü takviyelerini duraklatıyor ya. O aklıma geldi şimdi. Herkül'ü kullanınca burada. Onu bir ustalıklar açık, bir ustalıklar kapalı test ettim çünkü. Bir de kozmik takviyelerle test etmek lazım. Bakın gene ışınlanıyor. Rakip kanayınca herhalde Şahin Göz'ün etkisi böyle oluyor. Evet, yürüyerek vurdu Kaptan Marvel. Şöyle L1 atalım. Evet, vallahi neden atmıyor anlamıyorum. Süper yeteneğimizi bir atamadık. Evet, 2077 hasar. Ya bir süper yeteneğimi görmek istiyorum. Hala atmıyor ya. Evet, atmıyor ya. Video çekiyorum ya, ona inattır kesin. Video çekmiyorken deli gibi atıyordu arkadaşlar. Yine atmadı. 2516 hasar. Olmadı, bir deneme daha yaparım ya, ne olacak. Evet, şöyle L1'in altındayken ha, gene atmadı. İnatla atmıyor. Biz de inatlaşalım o zaman. Evet, attı nihayet ve 2949 hasar veriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. İstediğim buydu işte ya. Bir daha atalım. Evet, 3389'u gördük arkadaşlar. İkisi aynı anda yazarsa toplamı yazıyor biliyorsunuz. 3389 hasara çıkabiliyor. Bir de suikastçı geldi şimdi. Evet. Bu kez de 3200 emine çıktı. Yok, biraz daha az. Atayım bir daha. O derin yaralardı. Demin 5000'li bir sayı yazdı. O derin yaralardı. Hadi bir de Juggernaut da deneyelim. Ama Rhino, yani Juggernaut'ı indirirsem Rhino'da da denemek isterim. Çünkü Rhino'da da sınıf avantajımız var ya. Onda da denemek lazım bence. Juggernaut'ın özel saldırısını genelde attırmayız zaten. O yüzden rahatça gideriz. Vallahi Şahin Göz böyle tek başına efsaneler diyarını gidemez. Wolverine var çünkü. Belki kanaması üstün gelir diyeceğim ama o imkansız, yok. Wolverine alamaz. Ya da alırsa da, bir sinerjisi varsa da şu anda aklıma gelmiyor. Oh, ilk baştan attık. Süper yeteneğimiz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bir de L2'mi atmak istiyorum aslında bunlar varken. L2'yi de atıp ne kadar hasar verdiğini görmek lazım.
Öyle yapalım bari. Şimdi bir L1 daha atalım. Ama hiddetler gider L2'miz gelene kadar gibi geliyor bana. Bir hiddeti yenileyelim şöyle. Evet. Hiddetimiz varken şimdi L2'mize çıkmaya çalışalım. Sakın atma özel saldırını. Yahu! Ne yapıyor bu? 2 saat yerinde bekliyor. Bir hiddet gitti. Diğeri gitmeden bari. Heh, aynen yakaladık. Evet, 2155 görüyorum arkadaşlar. Ama özel saldırı 2'ye gerçekten hiç gerek yok. Özel saldırı 1'deki hasarla hiddet kazandığımız için zaten o özel saldırı 2'deki kanamamız kadar hasar veriyor neredeyse. Ondan L1 en iyisi. Bu sinerjiyle. Evet, %120 saldırının şakası yok yani. Gerçekten çok güzel arttırıyor saldırımızı. Evet, 2516. Süper yeteneğimiz gitti. Oh, nasıl değdi o bana? Bazen anlam veremiyorum. Evet, bir tane hiddet var. İkinci hiddet geldi. Hatta iki tane gelmiş. İki güç barı çaldım galiba ondandır. Gene iki güç barı çalmayı deneyeyim. Şu an çalmaz. Bir tane çalır aynı. 2406 hasar arkadaşlar. Suikastçı ustalığı etkinleşti. Ve indi. 2845 kanama hasarı. Çok güzel. Bir yandan derin yaralar. 122 vuruş da aldı. Evet, son olarak Rhino. Sınıf dezavantajıyla test etmeyeceğim. Bakalım böyle kaç hasar verecek, çok merak ediyorum. 3500 görürüz bence veya 3700. Buradaki Rhino da eski Rhino. Üstümüze koşarken durdurulamaz olmuyor. Evet, başlayalım. Evet, normal bir hiddetle 1637 hasar veriyor. Tabii bu kadar sinerjiyle yani. O da yani. Ucundan gelmedi. Neyse, özel saldırısını atması iyi olur. Ama şimdi iyi olmazdı. Evet, güç... basamadım ya. Tüh. Kötü oldu. Şimdi kanamamızı atmak zorundayız. Gene süper yetenekteki kanamamızı. İnşallah atar. Öyle full potansiyelini görürüz. Bu sayede. 1637. Şu anda. 2077. İki hiddetle beraber. Üçüncü hiddeti almaya çalışalım hemen. Aldık. Hop. Hem de iki tane aldık. L2'ni tam doldururken atınca iki tane güç barı çalıyoruz. O sayede iki hiddet kazanıyoruz. Evet, hadi kanama gelsin. 2955. Süper yeteneğimiz olmadan 2955 veriyor arkadaşlar sınıf avantajıyla. Ama bir de yani süper yeteneğimizi görsek tam olacak. Şöyle. Gene gelmedi. Gelmezse de sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Savaşı tekrarla diye bir seçeneğimiz yok sonuçta. Son anda 4197 verdi arkadaşlar. 4197. Bir de suikastçı ustalığı varken yapmak lazım. Evet, hemen atalım. 4000... Onun gibi bir şey herhalde arkadaşlar. 4300'lü bir şeydi galiba. Evet, full hasar potansiyelini görebildik. 108 vuruş da aldı. Vallahi fena değil. Ama dediğim gibi bu kara panterler ve Dark Hulk sinerjisi sayesinde bu kadar kanama hasarı veriyor. Yoksa o kadar vermez. Ama Herkül'le kazandığı hiddetlerin haddi hesabı yok gerçekten Herkül sayesinde. Evet, Shine Göz Herkül sinerjisiyle bu şekilde arkadaşlar. Vallahi eğer R5 Shine Göz'ünüz varsa kesinlikle Herkül'le kullanmaya değer bence. Hem 3 tane takviye açabiliyorsunuz. Böyle geliştirilmiş karosu için de uygun olur. Onun dışında pek fazla tercih edileceğini zannetmiyorum. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.